Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dyson Sphere program serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Son bölümde bu ikinci gezegende bir silikon problemimiz vardı. Silikonları tedarik edemiyorduk arkadaşlar. Onu çözmek için bir takım çalışmalar yapmıştık. Burada gördüğümüz gibi buradan silikonları gönderiyoruz. Yalnız burada çok sık gidiyor gemiler. Onu biraz azaltmak için şu dronları %100'e ulaşana kadar hareket etmesin diyelim. Boşuna elektrik yakmayalım. Bir drone 50 tane taşıyabiliyor. Burada 50 olunca havalansın drone. Burada elektrik tüketimi de gördüğünüz gibi düzeldi. Çok fazla elektrik harcatmayalım boşuna. Şuralarda da arkadaşlar ayar yaparken drone'ları fullleyeyim yine. Ama vessel'ları %30, %20'ye düşüreceğim. Onun da nedeni arkadaşlar bir vessel 50 tane 400 tane alıyor. Mesela buradan bir yerden malzeme istesek şu 300 400 tane olmadığı için gönderemez başka yere. Bunu %20 yaparak o problemi çözmüş olacağız diye düşünüyorum. Elektrik daha fazla biriktirsek faydası olur mu bilmiyorum. Depoları 60'ta bırakmışım. Default ayarları bu şekilde herhalde. Şimdilik kalsın. Çok fazla kullanmıyoruz zaten. Şimdi benim burada bir de çözeceğim şu var. Buradaki üretimlere çok fazla silikon gelmiyor arkadaşlar. Buralara mesela şuraya silikon gelmiyor. Oraya gelen silikonlar buradan geliyor. Onun da yarısı bu tarafa gidiyor arkadaşlar. Şu bağlantıları silersem, hatta şu yolu da silersem, artık bu hat sırf üretime çalışsın. Bu ikisi de diğer gezegene silikon göndermeye çalışsın. Bu gezegeni de burada kapatalım arkadaşlar. Herhalde diğer malzemelerde çok bir sıkıntı yok şu an. Tek tek incelemedim hepsini. Ama problem olursa da çözeriz. Üretimler daha düzgün gözüküyor diğer üretimlerimiz. Şimdi biz çok fazla oyalanmadan ilk gezegenimize geri dönüp arkadaşlar bir an önce yeşil küpleri yaparak yeni araştırmalara başlamaya çalışalım. Şurada full gaz verirsek hızımızı arttıralım. Lojistik gemileri de yanımızdan geçiyor. Farklı güneş sistemlerinde görüyoruz. 37 Gruis. Burada ne varmış? Delta Sagittatae midir? Oralarda gideriz gerekirse. Dyson Sphere yaparken. Buradaki malzemeler yetmezse arkadaşlar bu gezegendeki. Birkaç tane orbital collector ekecektim buraya. Gerçi hepsini almayı unuttum yanım ama iki tane var. O ikisini hemen ekeyim buraya. Gelmişken. Buranın ekvatorunu bulmamız lazım tabi. Burada inşa moduna girersek daha rahat buluruz ekvatoru. Evet, burası daralıyor. Burası geniş. Bu tarafa gitmemiz lazım. Burasıymış ekvator. İyi, şuraya koyalım. Ama dur, buraya koymayalım. Diğerleriyle aynı hizada koyalım da. İkişer arayla koyabiliyoruz. Kaydırırsak sıkıntı yaşamayalım. Nerede bizim diğer orbital collector'larımız? Buradakiler nerede? Şuraya gittim. Resmen tüm gezegeni döndük. Güneşe bakmayalım. Tam da öbür uçtaymış şansa. Diğer tarafa gitseymişim daha kolay çözecekmişiz. Yapacak bir şey yok. Uzaya çıkıp hızlanabiliyor muyum? Evet. Uzaya çıkıp hızlanabiliyoruz.
Niye gezegenden uzaklaşıyorum? Ne oluyor? Şu an kontrolü kaybettim. Şimdi gezegenin eksenine girdik. Başım döndü bir an. Tamam, bunları da ektik. Bunlar da buradan malzeme toplasınlar bir yandan. Hidrojen üretimimiz biraz yükselsin. Hepsini alamadık yanımıza ama unuttum maalesef. Tekrar gittiğimizde alırız artık. Şimdi gezegenimize geri dönersek. En son yaptığımız üretim hatları arkadaşlar. Neredeydi onlar? Burada mor küp üretimimiz de vardı. Buraya da şunlar yeterli gelmiyordu. Şu an biraz daha toparlamış durumda. Bunların da sayısını arttıracağım arkadaşlar. Nerede arttırabilirim bilmiyorum ama. Şu depoyu ne için yapmışım? Mor küpler için. Şöyle yapsam, şu depoyu silsem. Mor küp deposunu şuraya koysam. Şöyle. Şuradan verip şuradan içeriye alsam mor küpleri. Şuraya da birkaç tane daha üretim ekleyebilirim. Bir yerimiz var. Şu yolları uzatırsak. İki tane daha ekleyebiliyorum. Bu zaten bunun için depo, mor küpler için değil. Mor küpler şuradan gidiyor. İki tane daha üretim hattı ekledim. Bilmiyorum faydası olacak mı? Daha fazla ekleyebileceğim yer çok fazla kalmadı burada. Şurayı belki biraz şöyle uzatıp buradan birkaç tane hat ekleyebilirim. Onlara bakarız sonra. Şu an biraz daha arttırabilmişizdir belki. Şimdi biz yeşil küplere odaklanalım arkadaşlar. Yeşil küpleri bir an önce yapmamız lazım. Çok bölüm geçti, yeşil küp yapamadık. Yeşil küpler şurada. Bir kısmı burada. Şu kuantum çip için arkadaşlar. Processor ve plane filter lazım. Processor hattımız içinde mikrokristalin component circuit board. Bunlar için silikon. Circuit board zaten şurada vardı. Burada motor üretim hattında circuit board da üretiyordum ve hiçbir yere kullanmıyordum onları. Circuit board'umuz burada var. Şimdi burada bir tane de mikrokristalin component üretirsek onun için silikon ve bronz lazım. Onu başka yerde üretelim. Bronz burada var. Ama silikon yok. Silikonu bir yerden çağıracağız. Biz silikonları nereye çağırıyorduk bu gezegende? Buraya mı çağırıyorduk? Evet. Burası da dolmuş. Bunu local supply yaparsak local'da başka yere buradan çağırabiliriz. Bir tane mesela buraya çağırabiliriz. Bronzun yanına. Burada zaten varmış benim mikrokristalin component. Silikon da varmış. Silikonu buradan getirmişiz. Şimdi burada bunları depolayabiliyor muyduk biz? Mikrokristalin komponentleri. Hepsi şurada harcanıyor arkadaşlar. Buradaki prosesör üretim hattımız var.
Ama çok da yeterli değil. Bu processor'lar şurada mor küplere harcanıyor zaten. Onların da üretim sayısını arttırınca arkadaşlar mor küp üretimini, buradaki processor'lar harcanacak. Biz bir tane daha bu şekilde bir hat kuralım. Onu kurmak için de şurada bunun simetriğini bir tane daha yapabiliriz belki bunlardan. Silikonlar buradan geliyor, evet. Tamam, bağıt üzerine çalışalım arkadaşlar. Aynısından bir tane daha yapmaya çalışacağım. Kayboldum. Neredeydi onlar? Şuradaydı. Mor küpün ters tarafında mıydı? Evet, şuradaydı. Tamam. Şimdi şuradaki bronzları yani buradan keseyim şimdilik. Şurada, şurayı devam ettireyim. Böyle buraya kadar. Bu bronzu da şurada splitter'la ikiye ayıracağım. Mecburen. Şuraya şöyle bir tane splitter yaparsam. Şurayı doldurmam lazım galiba. Bir tanesi böyle gitsin, bir tanesi de şuradan gitsin. Burayı dolduralım yine. Şimdi burada mikrokristalin komponent üretebiliriz. Onlarla da prosesörü yapabiliriz. Bir de circuit board lazım. Burada bir tane daha yerimiz var. Tamam. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Buradaki mikrokristalin komponentleri üretip buraya verelim arkadaşlar. Burada büyük bir depo yapalım mikrokristalin komponent için. Kaç tane lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En az 8 tane yapmam lazım. Fazlasını da yapabiliriz. Sekiz. Karşısına da yapsam. 3, 4, 5, 6 tane de karşısına. Şunu sileyim şöyle. Metrik olsun. 6, 6, 12 tane yapayım. Çıkan malzemeleri de şöyle toplayacağım. Buradan. Bu sistem çalışacaktır. Buralara malzeme, giriş, giriş. Hepsine kopyala. Çıkışı da verip öyle kopyalayayım. Çıkış. Bizim de girişleri şöyle verelim. Buradan giriş. Bunları aynı hizaya yapmam lazım. Bu tarafı bozmayayım, bu tarafı bozayım. Biraz saçma sapan işler yapıyorum. Bunun girişi şuradan vereceğiz. Diğer girişi de buradan vereceğiz. Burada kopyalayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buralara bir de elektrik vereceğiz. Böyle bir buraya, bir buraya versek yeterli olacaktır.
Bu tarafın çıkışını vermedik. Çıkış verip kopyalayayım şunları. Mikrokristalin komponentler. 12'li üretim hattımızdan gelip burada depolanıyor. Şunu da Lord of Thrones'u %100 yapalım. Malzemeler %100'ü gelmeden çalışmasınlar. Evet, iron miktarı yetersiz kalıyor buraya da arkadaşlar. Buraya daha fazla iron nasıl verebiliriz? Şuraya bir tane bundan yapsak. Buraya iron yetmiyor. Buraya bir iki tane yapsam şöyle. Bir, iki, iki tane yapabiliyorum. Bir tane de şuraya yapabiliyorum. Bunların da çıkışları şöyle versek. Bunu silmem lazım. Bunu silmem lazım değildi ya. Saçmalama. Her neyse şuraya yapayım. Yani bunların çıkışları direkt şuraya verebiliriz. Şöyle giriş, çıkış. Giriş, çıkış. Giriş, çıkış. Evet. Burada da kaynaklar azalıyor. Neyse. En azından iron gönderme hızımız biraz arttı herhalde. Şunlar da birikiyor. Şimdi arkadaşlar bizim burada buraya bir tane daha nakliye yapabilir miyim ya da bunları buraya depolamayacağım ya, vazgeçtim. Şuraya kadar göndereceğim. Sil şu bağlantıyı. Her şeyi sildim. Neyse sıkıntı değil. Şunları bir çantama atayım. Şöyle hepsini alabiliriz, tamam. Şunu sileyim. Clear and reset. Şimdi bunun çıkışını şöyle vereceğiz artık. Karar değiştirdim arkadaşlar. Burada hepsini biriktireyim yine aynı şekilde. Burada hepsi biriktikten sonra yükseltip şuraya kadar getireceğim. Nasıl yapalım? Bunların çıkışı nerede? Bu depoda depolanıyor. Şu depodan şöyle bir tane çıkış vereyim. Biz ne yapacaktık burada? Prosesör yapacaktık, evet. Bakalım kaç tane prosesör sığdırabileceğiz buraya. Bunu şöyle yapacağız o zaman.
Achievement aldım. Araştırmalar bitti. Şu bakayım başka neler yapabiliyoruz. Bunu yapamıyoruz. Yeşil istiyor. Yeşil istiyor. Yeşil istiyor. Yeşil istemeyen ne var yapabileceğimiz? Bu var. Bu var. Şunları yapabiliyoruz. Bunlar bizim Dyson Swarm'ımızın da kalitesini arttırıyor arkadaşlar. Dyson Swarm da inşa edebiliriz Dyson Sphere öncesi. O da elektrik üretimimizi biraz rahatlatacaktır. Neyse şimdi bunlar araştırıla dursun. Biz buraya elektrik yok. Şu şuradan vereceğim o zaman. Şimdi şuraya prosesör üretimi attı. En köşeden başlatalım. Arkadan bunun çıkışı için yol yapacak yerimiz var mı? Var. Şurayı da biraz şöyle şey yapayım. Yol yapmaya yer bırakayım. Bunların çıkışları buradan veririz. Daha sonra şuradan yükseltip bir yere göndeririz. Şimdi bunların tamamı prosesör. Gerekirse şuraya birkaç tane daha prosesör yapabilirim. Prosesör için gerekli malzemeler şunlar. Çıkışlar da şuradan olacak. Kopyalayalım. Şu yolu biraz uzatmam lazım. Buraya da elektrik sağlamam lazım. Böyle bir tane yeterli olacaktır. Tamam. Burada prosesörlerimiz üretiliyor. Bu prosesörleri neyle birleştirecektik? Prosesörleri şununla birleştireceğiz. Flame filter. Bunun için de titanium glass lazım. Bir tanesi buradaydı. Malzemelerin bir kısmı şurada. Bir de buraya titanium glass yapacağız. Titanium glass için su lazım, titanium lazım, glass lazım. Glass için taş lazım. Yakında glass ya da taş kaynağımız var mıydı? Bayağıdır glass yapmadık diye hatırlıyorum. Bir tane glass üretimi kurmamız gerekebilir. Yakında bir taş kaynağı varsa bakayım haritadan. Yakında taş kaynağı yok. Buradan taşıyabiliriz. Şurada iki tane taş kaynağımız var. Glass'ı oradan nakliye ile taşısak. Su burada vardı. Buraya yeni su üretim hatları da yapabiliriz. Yerimiz var. Şurada da denizimiz varmış. Buradaki denizi de kullanabiliriz su için. Suları gerçi tek bir yerden göndermeyi hedefliyordum ben. Şuraya sığdırabiliyor muyuz şöyle? Şöyle bir kare geriden 4 tane yapsak. 3 tane daha yapabiliyoruz. Şöyle yol çıkarabiliyor muyuz? Çıkarabiliyoruz tamam. Sileyim. Şöyle bir kare önden yapayım. Aynı hizada olsun hepsi. Elektriği de şuradan veririz. Biraz sıkışık oldu ama şuradan görmekte zorlanıyorum yolları. Hmm.
Bunların biri yukarıdan biri aşağıdan geçiyor. İki sıra yükselsem. Tamam, oluyor. Suyu buradan herhangi bir yere gönderebilirim. Şuralara kadar gönderebilirim. Evet, dışarıdan yapayım hatta. Şimdi su artı su artı glass artı titanyum. Titanyumumuz şu. Neredeydi titanyumumuz? Burada titanyum var da bu bizim işimizi görmez. Titanyumu bir daha ikiye ayırmam lazım. Su artı titanyum artı glass. Şurada bir tane nakliye kulemiz var mı? Nakliye kulesi en yakın burada var. Burada var bir tane. Şu arada mı yapsam diye düşünüyorum da. Titanyumu. Silersem buradan aşağıya indirebilir miyim bunu? İndirebiliyorum, güzel. Tamam. Şimdi şuradan bir tane daha bağlantı çıkaracağız. Yükseltirsem bunu biraz karışık olacak ama olsun. Burada eksen dönüşü varmış. Şöyle yapalım. Böyle suyun yanından bunu da götürelim. Hatta buradan aşağıya indirebiliriz bunları. Şöyle. Buradan. Aşağıya insin bunlar. Buraya bir tane de glass göndereceğiz, cam. Camı nakliye gemisiyle göndereyim diye düşünüyorum. Şimdi buraya bir tane, iki tane stone'un olduğu bölgeye. Neredeydi ortada stone'lar? Kaybettim. Şurada var bir tane, bir tane de şurada var. Burası daha büyük gibi, buraya yapalım. Buraya bir tane, benim yine blueprintimden bir tane koyayım, 24'lü smelter. Tabi burayı bir düzlemem lazım.
Buraya bir tane koyabilirim diye umuyorum. Biraz fazla yakın yaptım sanki. Bunu bir sileyim 2 dakika. Önce şunları bir koyayım da. Bunların ne kadar yer kaplayacağını kestiremedim. Burayı da biraz büyütmem lazım. Bunlar biraz yer kaplıyor. Bundan 8 tane koymak istiyorum en az. Böyle 1 2 4 5 6 desek böyle 7 desek böyle 8 tamam. Elektrik verelim. Blueprint'i şöyle koyayım. Diğer iki bağlantıyı da şuradan yapacağız mecburen. Tamam, güzel oldu. Buralara birer tane de elektrik verdik mi? Hepsine yeter mi? Şöyle yapacağız. Hemen şuraya. Neyse. 4 tane yapalım. Az elektrikle hepsine şey yetiştirebilir miyim dedim de. Olmadı. Bunların hepsine glass emri verelim. Glassları şurada depolamayacağım tabi. Glass. Buraya da glass. Buraya bir tane. Biraz daha şu tarafa doğru yapacağım. Biraz düzleyeyim. Belki şu taraftan da ilave glass daha sonra gönderirim diye şöyle biraz ortaya yapmak istiyorum. Buraya bir tane kule. Buradan gezegen içi lojistik kulesi. Şuraya bir yere yapayım. Şöyle. Buradan bağlantılar.
Ayrı ayrı gitsin. İki katı hızla doldururlar belki. Ve elektrik de verelim bir tane. Class'ı seçelim buraya. Şimdi buraya gemileri de yerleştirelim. 50 tane nakliye gemisi. Güzel, burası supply oldu bizim için. Burası glass'la dolacak. Sonra bu glass'ları nerede yapıyorduk üretimimizi? Şurada. Buraya bir tane kule yapacağım. Sığar mı şu araya? Enerji bitiyor. Biraz daha şu bataryalardan alayım. Batarya üretimim neredeydi? Burada. Depo nerede? Burada. Çantam yine karman çorman oldu. Her neyse. Buraya bir tane kule kurabilirsem. Kuramıyorum. Orası çok dar. Buraya kurabiliyorum ama. Şu tarafa kurabilirim. Buradan havadan göndeririz. Burada, burası daha iyi olabilir. Belki burada başka bir üretim de yapabiliriz. Şu taraflara. Buraya kurayım kuleyi. Şöyle. Burada bize daha faydalı olabilir bu kule. Elektrik de verelim şuradan. Nakliye gemilerine koyalım. %100'e getireyim. Buraya glass gelecek arkadaşlar. Demand. Glassları buraya taşıyacak gemiler. Buradaki glassları şu hatla birleştirip arkadaşlar burada neydi bunun ismi? Plane filter. Plane filter üreteceğiz. Uzatalım. Bunu da buraya kadar uzatalım. Şuradan çıkan son malzemeyi de şöyle. Glass çıkışı. Şimdi yukarı. Tekrar aşağıya. Şuradan şöyle üçlü bir yol. Buraya üretim aletleri. Bu kadar yeter herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane. 8 tane sığdırabildik buraya. Daha fazla da sığdıramadık. Flame filter. Flame filter değil, pardon. Plane filter değil, plane filter için gereken zımbırtı. Diğeri neydi? Titanium glass. Heh. Titanium glass yapacağız. İnşallah yeterlidir. 8 tane yetersiz kalabilir yani. Emin değilim yeterli olduğuna. Bunun sayısını arttırmamız gerekebilir. Burası da çok dar oldu. Bunların hepsini başka yere bir daha göndermem gerekir. Buradan farklı bir yere aktarmak için. O da bize büyük sıkıntı yaratır. O yüzden umarım burası yeterli olur diyorum. Plane filter için gerekli olan önce bir elektrikleri de vereyim şuraya. 3, 4. Arkadan da bir tane çıkış yolu yapacağım mecburen. Yine çok sıkışık yaptım her şeyi. Bu kadar sıkışık düzeni de sevmiyorum ama artık olan oldu. Çıkışlar da buraya. Hepsini kopyaladık. Bu arada yolum bitti yine. Biraz yol alayım yolu. Yolları nerede stokluyorum? Şurada. Evet. Thank you.
Şimdi bu Titanium Glass'ı Lane Filter'a dönüştürmek için bununla bir araya getirmemiz lazım. İkisi de burada zaten. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu iş kolaylıkla hallolacak ama şu sıkışık arada yapamayız onu. Yani yol yok burada. Şunları nereden göndereyim? Şuradan göndereceğim. Bunu da buradan göndereceğim. Şunu şuradan çıkartabilir miyim? Şöyle bir hat yapsak. Şunun çıkışını da buradan versem. Şöyle bir hat yapsam. Bir kare daha. Burayı da düzleyelim. Bunların çıkışları vermemişiz henüz. Bunların çıkışları vereyim. Evet, sonunda buraya bir 800 üretim daha yapayım. 5, 6, 7, 8. Bunların arasına şey yapamayacağım galiba. Elektrik yapabilecek miyim? Yok, yapılamıyor. Bunlar çok dar oldu. Bunları biraz boşluklu yapalım. Yani şöyle bir tane böyle tablo aralarını açayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.'yi de koymak istiyorum ama şöyle bir 6 tane yapayım bakayım. Şu yolları şöyle bu tarafa mı alsam? Öyle yapayım. Bunları bir sileyim şuradan. Burayı da sileyim. Şu yolları bu taraflara alayım. İn buradan aşağıya. Böyle olsun bu yol. Bu da böyle olsun. Şimdi en azından karşısına da gerekirse bir şeyler yapabilecek yerimiz kaldı artı. Şuradan mesela gerekirse ilave nakliye gemileriyle ilave malzeme gönderebilirim buraya, başka yerde üretim yapın. Burada arkadaşlar Flame Filter. Malzeme girişleri. Niye buradan gelmiyor? Hidrojen. Hidrojen sıkıntı olacak biliyordum. Hidrojeni kalıcı olarak çözmemiz lazım. Hidrojenimizi çözmemiz lazım. Şu an bunlar çok fazla hidrojen harcıyor. Elektrik üretim hattı. Şunları biraz kısaltayım şimdilik. Tabii bunlara hidrojen yetmediğine göre daha bayağı bir silmemiz gerekecek. Hidrojeni nasıl çoğaltabilirim? Buradaki grafenleri, karbon nanotüpleri harekete geçirmek en güzeli olacaktır. Onun içinde şurası da tıkalı. Buradan da hidrojen çıkmıyor. Refined oil tıkalı olduğu için. Şu hidrojeni hiç yakmamam lazım arkadaşlar. Elektriği başka türlü üreteceğiz. En kolay çözüm bu. Çok fazla
kurcalamaya gerek yok. Elektrik üretimimizi termal hidrojen yakımından kurtaracağız. Hidrojenler buraya gelecek. Elektrik için şu alana yeni şeyler inşa edebileceğiz. Dyson Swarm'lar vesaire. Elektriği onlarla üretiriz arkadaşlar. Daha fazla güneş paneli koyabiliriz. Buraya atıyorum şu enerji şeylerindense güneş paneli tarlası da yapabiliriz. Şunları da sileyim hatta. Artık hidrojen yakmayacağız arkadaşlar. Şu an en mantıklı çözümümüz bu. Buraya giden hidrojenleri de silelim. Hidrojenler artık tek tarafa gidecek. Yani şu an bir elektrik problemimiz var mı? Bir bakıyorum. %55'e düştü elektrik. Evet. Arkadaşlar en güzeli bu bölümü ben burada sonlandırayım. Bir dahaki bölüm Dyson Swarm yaparız ya da başka bir çözüm buluruz. Bu elektrik problemini çözmeye çalışırız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.